Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte güncel çevre sorunlarına ait test 2'yi çözeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Yine soru sayımız oldukça fazla. Yukarıdaki açıklaması verilen olay hangisiyle açıklanabilir demişiz. Radyoaktif elementlerin parçalanması etrafa yayılan ışınlar duyu organlarımız tarafından algılanamaz. Bu ışınlar genellikle küçük dalga boyunda olup yüksek enerjiye sahiptirler. Bu nedenle mutasyonlara neden olup insan sağlığını olumsuz yönde etkiler demişiz. Ne üzerine konuşmuşum ben burada arkadaşlar? Radyasyon kirliliği üzerine konuşmuşum değil mi? Radyasyon kirliliği. O zaman cevabımız ne gelecek? Ceyhan gelecek. Bu tip sorularda paragraf tipi soru sormayı çok fazla sevdiği için ÖSYM. E. Bu yüzden bu tip soruları da çözeceğim. Yukarıda verilen olay hangisi açıklanabilir diyor. Su sistemlerine karışan azot ve fosfor bileşikleri görüllerde bulunan bazı bitkilerin ve kontrolsüz bir biçimde çoğalmasına sebebiyet verir. Bakın burada aitlerle alakalı konuşuyorsam zaten sorunun cevabı ne gelecek? Ötrofikasyon gelecek arkadaşlar. Aitler ne yapacaktı? Suyun yüzeyinde birikeceklerdir ve su bulanıklaşacak arkadaşlar. Bunu defa defalarca anlattım. Yine gelme ihtimali var bilginiz olsun. 3'e geldim. Orman yangınları ağaçların yok olmasına, ekolojik dengenin bozulmasına, topraktaki organik maddelerin yitirilmesine ve birçok canlının, canlı türünün doğal yaşam alanlarının yok olmasına sebebiyet veriyor. Orman yangınlarının önlenmesi için hangileri hangi önlemle alınmalıdır diye sormuşuz. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı, sigara izmariti atılmamalı. En önemli sebeplerinden bir tanesi orman yangınlarının sigara biliyorsunuz. Doğru. Ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınları söndürmek için gerekli araç gereçlerin hazır olarak bekletilmesi. Tabii ki yapılabilir böyle bir şey. Yangın riskinin yüksek olduğu yaz aylarında ormanlara giriş ve çıkışlara daha sıkı, sıkı denetlenmesi gerekiyor demiş. 3. Doğru. Doğru. O zaman cevap ne geldi? Edirne geldi. Üçünün de doğru olması zaten arkadaşlar orman yangınlarının en fazla seviyet verdiği muhabbetlerden. Dörde geldim şimdi de. Hemen dördü getireyim size. Beslenmek için tükettiğimiz yiyeceklerin fiziksel, kimyasal, biyolojik etmenlerin etkisi sağlığımız için zararlı duruma gelmesine besin kirliliği deniliyor. Besinlerde bulunan zararlı maddeler besin zinciri yoluyla bir candan diğerine geçmektedir. Besin kirliliğine durumlarından hangileri neden olur diye sormuşuz. Cam kırıkları, saç, tırnak ve metal parçaları gibi maddeler besinlerin karışması. Zaten çok iğrenç bir durum ama besin kirliliğine sebebiyet verir mi? Verir tabii ki. Hijyenik koşulların sağlanmaması nedeniyle hızlı üreyen mikroorganizmanın oluşması. Doğru mu? Doğru. Mesela bir çiğ köfteciye gittin. Çiğ köfte bir hafta beklemiş abi. Adam satamamış. Eğer ki sen bunu yersen ne olacaktır? En fazla üreyendir bu arada. Mikroorganizma hmm. en fazla çiğ köfrede arkadaşlar. Ne olacaktır? Sıkıntı bağırsaklığı bayağı bir artık zorlayacaksın demektir. Tarımsal gübre ilaçlar besinin içinde saklandığı kaptan geçen metaller, besin ambalajında kullanılan plastikler tabii ki de ne yapacaktır? Besin kirliliğine sebebiyet verecektir. Cevap Edirne geldi. 5. Ses kirliliği insanlarda şeklinde verilen fizyolojik sorunların hangilerinin ortaya çıkmasına neden olur demişiz. Geçici veya kalıcı işitme sorunları. Evet ses kirliliği veyahut da gürültü kirliliği. Dolaşım ve solunum bozuklukları. Şimdi bakın bu doğru gelmiyormuş gibi gözükebilir. Ama psikolojik olarak sinir, stres sahibi olduğunuz zaman dolaşım ve solunum bozukluğu da ne yaparsınız arkadaşlar? Yaşarsınız. Çünkü ses kirliliği insanlarda sinir ve stres sahibi de yapabiliyor. Kanserleşme ise arkadaşlar ses kirliliğinde görülmez. O kadar ilerlemedi henüz. Ama bu boyutta devam ederse eğer ki bu ses kirliliği onu da yapacaktır tabi. 1 ve 2 cevap Denizli geldi. 6. Yukarıda verilen durum hangisi de açıklanabilir demişiz. Çevre sorunlarının temelinde insan faaliyetinde bulunmaktadır. İnsan pek çok eylemiyle doğaya başta kirlilik olmak üzere bilinçli ve bilinçsiz zararlar vermektedir. Bu durum doğal yaşam alanlarının bozulmasına ya da yok olmasına e, sebebiyet vermektedir. Bu nedenle yaşam alanının kaybeden bazı canlı türlerin nesli tükenmekte. Bakın buradan ne koktuğu bariz belli artık. Ne kokuyor? Yaban hayatı kokuyor. Yani nesli tükenen vatandaşlar. Yaban hayatı tahribata uğranan vatandaşlar ne yapacaktır? E, böyle bir sorunla karşılaşacaklardır. Cevap bolu geldi. Ha! Ee, eğer ki şu kısımdan itibaren vermemiş olsaydım paragrafı <laughs> o zaman ne olacak? Çevre kirliliği olurdu, ekolojik ayak izi olurdu vesaire olurdu. Ama paragrafın bu kısımdan itibaren ne olacaktır artık arkadaşlar artık? Ee, neye girmiş olacaksın? Yaban hayatına girmiş olacaksın. Cevap bolu. İyice okuyun. iyice analiz edin paragrafı. Adamlar size ne vermek istiyorsa onu vereceklerdi paragrafta. Bu sadece biyoloji için değil, Türkçe için de bu şekildedir arkadaşlar. Özellikle Türkçe için bu şekilde hatta. Yani hani biliyorsunuz Türkçe'de artık normal sorular sormuyor vatandaşlar. 7'ye geldim. Ekolojik ayak izinin küçültülmesi amacıyla toplu taşıma araçlarının kullanılması. Atmosfere daha azına ne sayacağım ne vereceğim abicim? Karbondioksit. Karbondioksit az veriyorsam eğer ne olacak? Ekolojik ayak izi küçülecekti. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması demiş arkadaşlar. Evet ekolojik ayak izini küçültmek için ne yapacağım? Bunları kullanabilirim arkadaşlar. Doğru. Isınma amaçlı fosil yakıtların kullanılması ise kömür demektir. Kömür ne olacaktır arkadaşlar? Ne yayacaktır? Çevreye karbondioksit yayacaktır. Patladı. Cevap 1 ve 2 gelecektir. 8. Türlerin doğal yaşama ortamı olan habitatların çeşitli izolasyon yöntemlerine küçük parçada bölünmesi durumlarından hangilerine sebebiyet verir demişiz. Bakın güzel sorulardan bir tanesi. Nasıl çözeceğim bakalım. Şimdi bir tane benim ortamım var abi. Tamam mı? Şöyle bir tane ortamımız var. Bu ortamda 100 tane birey yaşıyor. Ben bir süre sonra bu ortam arkadaşlar neye aldım? İzole ettim. İzole etmek demek arkadaşlar ayrıştırmak demektir. Bakın ne yaptım ben böldüm. Artık burada 50 tane, burada da 50 tane canlı bulunuyor. Şimdi bakın burada şöyle bir şey dersek eğer ki 10 tane tür var abi. 10 tane türden 100 tane canlı var. O zaman tür başına bir tür başına kaç tane canlı düşüyor? 10 tane canlı düşüyor yani. 10 tane türümüz var, 100 tane canlımız varsa bir tür başına 10 tane tür düşüyor. Şimdi ben buradaki vatandaşları arkadaşlar, eğer ki 50'ye 50, 50 ayırdıysam, 50 tür burada kalacaktır e, ve bu 50 tür arkadaşlar yine 50 tür demişim pardon özür diliyorum. Yine 10 tane tür var. Fakat ben bunları arkadaşlar 50'ye 50, 50 ayırdım. Bakın yine 10 tür var. iki tarafa da 50'ye 50, 50 ayırdım. O zaman tür başına kaç tane canlı düşecekti? 5 tane canlı düşmüş olacaktır. Tamam mı? Yani ne yapmış oldum abi? İzole etmekle beraber tür başına düşen birey sayısını azaltmış oldum. Olay bu. hangi neden olabilir diye sormuşuz tür çeşitliliğinin azalması. Tür çeşitlik azalmayabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum ben size burada. Bakın burada 10 tür var. Burada da 10 tür var. Yine 10 10'ar tür olabiliyor arkadaşlar. Ha sen şunu da diyebilirsin hocam işte e, belki burada 5 tür kaldı. Burada abicim bundan itibaren mesela atıyorum e, 10 tür var tamam mı? Salıyorum şu anda. Ha buradaki tür sayısı artabilir mi? Artabilirdi ama neden olabilir diye sormuşuz. Yani kesinlik belirtmemişiz soruda. O yüzden tür sayısı belki yine 10'a 10 kalacaktır. Bilemezsin ki sen bunu. O yüzden tür çeşitliği azaltmış olmazsın. Tür başına düşen birey sayısını azaltmış olursun bakın tamam mı? İkisi farklı bir şey. Bu patladı. Türe ait bireyler arasındaki gen akışının durması. Ha. İzolasyon meydana gelirse eğer ki bu izolasyon sonucunda burada izole ettiğim için arkadaşlar ne olacaktır? Gen akışı durma noktasına gelecektir. Doğru mu? Doğru türlüğe ait popülasyon büyüklüklerinin değişmesi. Ha, bak bu da olur. Niye? Popülasyon büyüklüğü ne oldu abi? 100'dü. Şimdi ise 50'ye düştü. Bu yüzden bu da doğru. Cevap 2 ve 3 gelir. Bakın 3'ü ben şu şekilde de söylerdim. Tür başına düşen birey sayısının azalması da diyebilirdim. O da doğru olacaktı. Tamam Güzel sorulardan bir tanesi 8. 9'a geldim. Atmosferdeki bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutaraktan dünyanın sıcaklığını korur. Bir sıradaki camların bitkileri sıcak tutması gibi bu gazlar dünyayı sıcak tutar. Bu doğal duruma sayı etkisi denir. Buna göre aşırıda verilen durumlardan hangisi sayı etkisinin artmasına neden olmaz demişiz. Isınma amaçlı fosil yakıt kullanımı zaten karbondioksit verecekti bize. Sayı etkisine sebebiyet ve patladı. Petrol tüketimi karbondioksit verir. Yeşil alanlar azalırsa karbondioksit açığa çıkar. Atmosferdeki nem oranının artması hiçbir alta, sebebiyet vermez. Atmosferdeki karbondioksit derişiminin yani miktarının artması da sera etkisini ne yapacaktır? Ortaya çıkaracaktır. Geldik 10. sorumuza. Bir grafik sorumuz var. Şimdi şurası avlanma miktarı olacak arkadaşlar. Şurası da milyon ton olacak tamam mı? Şimdi burada bir tane şey vermişiz, grafik vermişiz. Yukarıdaki grafikte 1950-1980 yılları arasında dünya genelinde balıkların avlanma oranında gözlenen değişim verilmiştir diyor. Grafikteki verilere göre arkadaşlar hangisine ulaşılabilir demişiz. Balıkların 1980 yılındaki üreme hızı, 1980 yılındaki üreme hızı aşağı yukarı hani üreme hızını ben buradan çıkartamam da avlanma hızını çıkartabilirim ama birazcık bağdaştıracağım bakın şimdi. Şu kısımdaki üreme hızı diyor tamam mı? 1960 yılına göre daha yüksektir diyor. 1960 yılına göre daha yüksektir. Şimdi bakın. 1960 yılında bu vatandaş ne kadar avlanmış baba? Ne kadar avlanmış? Hemen aşağı yukarı baktığımızda 30 değil mi? 30 milyon ton avlanmış. 1980'e geldim baba. 1980'e geldiğim zaman ise yine dik gidiyorum buradan. Şöyle baktığımda 60 avlanmış. Şimdi bakın bu vatandaşların eğer ki üreme hızı yükselmemiş olsaydı daha fazla avlanacak mıydı? Hayır. Bakın üreme hızı yükselmiş ki bu artık 60 milyon ton avlanabiliyor. Bu doğru mu? Doğru babacığım. 1950 ile 1970 yılları arasında balık türlerinin sayısı giderek azalmıştır diyor. Şimdi balık türlerinin sayısını ben bu tablodan çıkartabilir miyim değerli arkadaşlar? Çıkartamam. Niye? Balıkların avlanma miktarı diyorum lan sadece. Belki aynı tür balık bilemezsin ki abi. Bu yüzden patladı. Balıkların 1980 yılındaki avlanma oranı 1950'ye göre fazladır diyor arkadaşlar. Evet doğru. 1980 daha fazla mı? Evet daha fazla. 1950'de ise daha az olacaktı. Doğru. Hangisini ulaşabilir diyor arkadaşlar. Cevap denizli geldi. 11'e geldik. Elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar şeklindeki enerji yayılımı ya da aktarımına radyasyon deniliyor. Buna göre hangisi radyoaktif kirliliğin oluşmasında etkilidir. Röntgen ve tomografik bir tıbbi cihazların kullanımı evet radyolojide çalışanlar için büyük bir radyoaktif tehlike demiştik arkadaşlar. Teknolojik gelişmeler sonucu elektronik cihaz üretiminin artışı. E zaten cep telefonuna gidip kalkıyoruz ve bunların tamamı radyasyon yayıyor bilgisayarda dahil. Nükleer santrallerin yaygınlaşması demişiz arkadaşlar. Şimdi nükleer santrallerin yaygınlaşmasına bakıldığında ise arkadaşlar şunu göreceğiz. Nükleer santraller ne yayıyordu çevreye arkadaşlar? Uranyum yayıyordu değil mi? Uranyum yaydığı için arkadaşlar ne olacaktır? Nükleer santrallerin yaygınlaşması da radyoaktif kirlilik olarak tanımlanacaktır diyebiliriz. Cevap ne geldi arkadaşlarım? Edirne gelmiş oldu. Evet şimdi gelelim diğerine. 12'ye geldim. Yeşil alanların azalmasına bağlı olaraktan üzerindeki koruyucu örtüyü kaybeden verimli toprak, su ve rüzgarların etkisiyle aşınaraktan göl, akarsu, baraj ve denizlere taşınır demişiz. Yukarıda anlatılan duruma bağlı olaraktan meydana gelen değişim değişimlerle ilgili ifadenin hangisi doğrudur diye sormuşuz. Bakın yeşil alanların azalmasına bağlı olaraktan üzerindeki koruyucu örtüyü kaybeden verimli toprak. Neyden bahsediyor bana burada arkadaşlar? Erozyondan bahsediyor, erozyondan bahsediyor tatlı su ekosistemi ve gerçekleşme oranında artışı sebebiyet verir diyor. Ya şimdi bakın tatlı su ekosistemlerinin ötifikasyonun gerçekleşme muhabbetine bakıldığında arkadaşlar ne olacaktı? Bu su kirliliği ile alakalı bir şeydir. Şimdi su kirliliği ile alakalı bir şey yalnız yalnız. Burada ben ne yaptım abi? Verimli toprağı arkadaşlar. Su ve rüzgarların etkisiyle arkadaşlar ne yaptım? Göl, akarsu, baraj denizlere taşıttım. Dolayısıyla suyu ne yapmış oldum arkadaşlar? Kirletmiş oldum. Suyu kirledersem eğer ki arkadaşlar ne olacak? Ötrifikasyon gerçekleşecek midir? Gerçekleşecektir. Su kirliliği çünkü. Elezyona bağlı toprak kayıpları meydana gelip, Doğru elezyon da zaten demin bahsettiğim. Toprakta biriken mineral ve inorganik tuzların oranında artış gözlenir diyor. Hayır abicim toprakta biriken mineral ve inorganik tuzların oranında artış gözlenmez. Toprağımız zaten verimli topraktı. Bu yüzden bu ne yaptı? Patladı. Cevap ne geldi? Ceyhan geldi. 13'e geldim. Hemen bakalım 13'e de. Bir tatlı su kaynağında ötrofikasyona bağlı olarak gerçekleşen değişimlerle ilgili hangisi çizilemez demişiz. Ötrofikasyona bağlı olarak da ne artar ne artmaz mı olan muhabbetinde bakacağız. Mineral miktarı. Ötrofikasyona bağlı olarak e, mineral miktarı artar mı arkadaşlar? Artar. Neden? Çünkü mineral miktarı arkadaşlar suyu ben kirletiyorum ama suya ne yapıyorum ben mineral de kazandırmış oluyorum. Bu yüzden arkadaşlar ne olacaktır? Mineral miktarında artış gözlenecektir. Saprofit canlı sayısında artış gözlenir mi? Gözlenir arkadaşlar. Neden? Çünkü birden fazla canlı yaşıyor mu Orada yaşıyor. Saprofit canlılar da bunları ne yapacaktır? Bu organik madde, inorganik maddeye ne yapacaktır? Ge geçirecektir. Sebebi de bir de saprofit canlı sayısındaki artışın şu. Burada ötrofikasyon sonucunda ölen bir sürü canlı var mı? Var. Bu canlıların organik atıkları var mı? Yani organik mi de bu canlı öldükten sonra? Evet. Bunu neye çevirecekti saprofitler? İnorganik maddeye çevirecekler mi? Evet. Bu yüzden de artacak. Oksijen miktarı azalır zaten doğru. Tür çeşidi sayısı artmaz. Azalacaktır arkadaşlar. Denizli patladı. Kirlilik oranı ise ne yapacaktır? Artış gösterecektir. 13 denizli de 14. Geldik 14'e. Yukarıdaki tabloda Türkiye nüfusunun 1975 ve 1980 yıllar arasında yapılan sayımlar göre dağılımı ve nüfus yoğunluğu verilmiştir diyor. Tablodaki bilgiye göre hangisi söylenebilir demişiz. Nüfus yoğunluğundaki artış en fazla 1985-90 yıllar arasında gerçekleşir diyor. Burada 7 milyon artmış. Şurada kaç artmış? 6 civarı. Buradayız arkadaşlar nedir? 4 civarı artmış arkadaşlar değil mi? Şimdi bakıldığında arkadaşlar buraya e, 7 civarında arttığı için 1985-1990 yılları arasında doğru mu? En fazla nüfus artışı burada mı gerçekleşmişti? Evet arkadaşlar doğru. 1975 yılında kişi başına düşen geri 1980 yılına göre fazladır diyor. Şimdi babacım 1975 yılında kişi başına düşen geliri ben hesap edebilir miyim buradan? Yani şunu demeye çalışıyorum. Kişi başına düşen gelir e, 1980 yılına göre fazladır. Tablo da bana kişi başına düşen net geliri vermiş mi? Yani şu kadar asgari ücret varmış bu yüzden kişi başına düşen geliri bu kadarmış diyor mu? Demiyor. Patladı. 1980 yılına ait biyolojik birikim oranı 1985 yılına göre daha fazla. 1980 yılından 1985 yılına göre. Şimdi bakın yıllar geçtikçe atmosfer daha fazla kirlenecek mi? Kirlenecek. Neden atmosfer daha fazla kirlenecek? Çünkü nüfus artışı söz konusu. Nüfus artışı söz konusu olduğuna göre ne olacaktı? Biyolojik birikim yani e, topraktaki arkadaşlar veyahut da atmosferdeki arkadaşlar kirlilik miktarı ne olacaktı? Fazlalaşacak mı? Evet fazlalaşacaktı. Cevap ne geldi? 1-3 geldi. Güzeldi bu soru. 15'e geldim şimdi de. Kirlilik içermeyen yağmurun pH değeri 5.6 civarındadır. Bu hafif asit nedeni karbondioksit ve oluşturduğu karbonik asittir. Vermiştim bunu size zaten. Ne demiştik? Karbondioksit ve suyu almıştık elimize ve buradan H2CO3 oluşturmuştuk. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yazamadım şunu. H2CO3. Tamam. Asit yağmurları pH değeri 5.6'dan daha düşük olan yağmur kayda sis için kullanılan bir terimdir. Yapılan araştırmalar asit yağmurlarının topraktaki mineral çözünürlüğünü etkilediği, kalsiyum ve magnezyum gibi bazı mineralleri yıkayarak uzaklaştırdığı belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen bilgi ve asit ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Toprağın kimyasal yapısı ve pH değerinin değişime sebebiyet verir. Evet pH değeri 5.6 olduğu için pH'i ne yapacaktır? Düşürecektir. Havadaki karbondioksit oranını artıran faaliyetli asit yağmurlarının yağışında etkili, artışında etkilidir diyor arkadaşlar. Doğru. Karbondioksit fazla arttığı zaman ne yapacaktır? Asit yağmurları yağacaktır. Asit yağmurları yıkanmış topraklarda yetişen bitkilerin yapraklarında sararma görülebilir. Görülebilir. Neden arkadaşlar? Çünkü ben pH'i ne yaptım arkadaşlar? Ne düşürdüm. Bu yüzden bu da doğru. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Geldik şuna 16'ya geldik. Yukarıdaki üstün grafiğinde belirli bir bölgede gürültü kirliliğine olan çeşitli faktörler verilmiştir. Sokak, trafik, diğer sanayi, inşaat. Şu inşaat veya yazacaktım. Neyse sonra. Grafikteki verilere göre hangisini uyanın hangileri gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla kullanılabilecek yöntemlerdendir. Büyük kentlerde pazar ve çarşı alanlarının belli alanlarda toplanması. Şimdi bakın pazarda ve çarşı alanlarında çok fazla gürültü kirliliği var mı? Var. O zaman ne olacaktı? Bunlar belli alanlarda toplanırlarsa veya yerleşim bölgeleri dışında ne olacaktır? Önlem alınacak mı? Anlayacak. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde toplum huzurunu bozan davranışından kaçınılması. Örnek Türkiye'de çok fazla yaygın biliyorsunuz. Korna. Adam basıyor da basıyor abi. Sanki o konuya basınca trafik açılacakmış gibi davranıyor. Bunu yapmaktan kaçınırsak eğer gürültü kirliliğini ne yaparız arkadaşlar? Azaltmış oluruz. Sanayi alanlarının şehir merkezinin uzak bölgede taşınması. Evet. yaşam alanlarının uzak bölgede taşınması ne olacaktır? Gürültü kirliliği azalacaktır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde şehir merkezinde yer alan yeşil alanların inşaat sanayisine açılması. Ha Bunu yaparsan eğer ki o gürültü kirliliği ne olacaktır abicim? önlenmeyecektir. Neden? Çünkü sürekli inşaat olacaktır ve yeşil alanları ne yapacaksın? Tahrip edeceksin. Bu yüzden bu patladı. Cevap ne geldi? Denizli geldi. 17'ye geldim. Akarsularda bulunan canlıların su kaynağında bulunan kirletici ve etkisiz hale getirilmesine otobiyolojik temizleme denir. Bakın akarsularda bulunan canlıların su kaynağında bulunan kirletici ve etkisiz hale getirilmesine. Buna göre bir akarsu kaynağında otobiyolojik temizleme hızı faktörlerinden hangilerine bağlıaktan değişkenlik gösterir? Sudaki canlı sayısına bağlıaktan değişkenlik gösterimi gösterecektir. Ne kadar fazla canlı sayısı varsa o kadar yavaş olacaktır. Şimdi, suyun karbondioksit değişimi yüksekse ne olacaktı? Otobiyolojik temizleme azalacaktı. Yavaş olacaktı. Su kaynağının büyüklüğü de ne olacaktı? Bunda etki olacaktır. Suyun akıntı hızı da bunda ne olacaktı? Etkilidir arkadaşlar. Cevap ne geldi? Edirne geldi. Yani buradaki olay şu. Ben burada artı azaltmaya bağlı olarak otobiyolojik temizlemeyi artı fiyatta ne yapıyorum? Azaltmış oluyorum arkadaşlar. 18'e geldim. Şimdi yukarıda grafikte numaralandırılmış evlerden hangisi sınırlı besin bulunan ve göçte kapalı bir popülasyonda dikkat bireylerin üreme faaliyetleri için harcadığı enerji miktarındaki değişimi göstermektedir. Şimdi burada yapacağın işlem şu abicim. Sınırlı besin var ve göçlere kapalı arkadaşlar. Bire bir de ne yapmış abicim? Üreme faaliyeti için beyin harcadığı enerji miktarı bakın. Görüyor musunuz bakın ne yapmış abi? Yüksek, 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 yüksek. Sonradan düşüklük göstermiş. Şimdi önce buna bakmayacağım ama. Öncesinde buna bakmayacağım. Öncesinde şuna bakacağım. Bakın gözüme ne çarptı burada? Dikkat ettiyseniz abi 4 numaralı vatandaşı bakın bir. 4 numaralı vatandaş zaten ortamda sınırlı bir besin var ve rekabet de çok. Ne olacaktır abicim? Sınırlı bir besin olduğu için arkadaşlar millet birbirini yerken üreme faaliyeti için beyin harcadığı enerji miktarı 4'teki gibi olur mu hiç sizce? Olmaz tabii ki de. 4 gördüğünüz gibi külliyen patladı zaten yani. Şimdi 3'e bakalım bir de. 3'e bakıldığında üme faaliyeti için haricinden bakın gittikçe artıyor, 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 artıyor. Ama artmaması lazım. Ortamda sınırlı besin var arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu artış gösteriyor. O zaman 3'te patlayacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burada bunu yaptık, onu yaptık. Başka ne varmış? Muhtemelen 5. kısmı ben çizmemişim. Yani 5. kısım çıkmamış burada. 5. kısımda arkadaşlar şöyle olacak. Onu da göstereyim ben. Beşinci kısımda arkadaşlar şöyle bir ifade olacak. Yukarı doğru çıkacak yine aynı şekilde. Sıfırdan başlayıp yukarı doğru çıkacak yani. Beşinci kısımda da arkadaşlar aynı şeyin laciverti midir aslına bakarsanız. Aynı şeyin laciverti. Ha sıfırdan çıkmış ha ondan çıkmaya başlamış. Hiç fark etmiyor. Beşinci kısım arkadaşlar ne olacaktı? Üreme faaliyeti için sürekli enerjinin arttığını gösteriyor. Üreme faaliyeti için sürekli enerji artmaz ki. Bu beşi şöyle çizebilirdim bu arada. Önce azalmış sonra artmış. Lan ortamda sınırlı besin var. Önce azılıp nasıl artacak sonrasında? Bakın bu da olmaz arkadaşlar. Yani demeye çalıştığım şu. Ortamım var. Ortamda arkadaşlar çok sınırlı bir sayıda besinim var. Tamam mı? Çok sınırlı sayıda besinim var. Sen burada beslenmek için ne yapacaksın abi? Kendini zaten hani sakata gelmemek açısından beslenme için bir rekabetin olacak sonuçta. Dışa kapalı bir ortam. Herhangi bir yere gidip başka yerden beslenemem abicim bunu üreme için mi harcarsın yoksa besin için mi harcarsın? Tabii ki de ne için harcayacaksın arkadaşım? Beslenmek için harcayacaksın yani. Bire bakıyorum. Bir ise arkadaşlar atıyorum şuraya 80 dediğimi düşünelim. Bir ise başlangıçta sabit kalıp sonrasında azalma gerçekleştirmiş. Neden? Çünkü geri zekalı başlangıçta abicim üreme için harcadığı enerji yüksekken sonrasında ne yapmış abi? Olayın farkına varmış. Yani ortamda besin yok demiş. Bakın ikiye bakın bir de ikiye bakıldığında ise kademeli olaraktan düşüş var. Bu vatandaş erken uyanmış ve demiş ki babacım bak biz üreme için hiçbir şekilde şu an enerji harcamayalım. Biz ne için? Beslenmek için enerji harcayalım demiş. Bakın iki benim dediğim muhabbete en çok uyan adam. Bu yüzden cevap bolu geldi. Yani burada yapacağın işlem ne? Baba üreme için burada ne yapmamamız lazım? Birbirimizi yememiz lazım. Enerjimizi boş harcamamamız lazım. Ne için harcamamız lazım aksine? Besin için harcamamız lazım. Tamam Çok güzeldir bakın bu soruda. 19'a geldim. Bir üretici yetiştirdiği tahıl ürünlerinin yapraklarıyla beslenen yaprak bitiyle mücadele konusunda şöyle kapatayım şunu da gördüğünüz zaman olsun. Bir daha okuyalım. Bir üretici yetiştirdiği tahıl ürünlerinin yapraklarıyla beslenen yaprak bitiyle mücadelede bir kimyasal mücadele yöntemi olan DDT kullanmak yerine bir sinek türünü kullanmıştır. Biyolojik mücadele olarak isimlendirilen bu yöntemde sinek türünün larvaları yaprak bitkilerini besin olarak kullandığı için tahıl ürünlerinin yaprak bitleri tarafından yenmesine engel olmaktadır. Yukarıda verilen biyolojik bir bilgiye göre arkadaşlar biyolojik mücadele yöntemleriyle ilgili hangisi söylenebilir demişiz anlattığı şey ne bana burada? Anlattığı şey diyor ki baba diyor DDT diyor zararlı diyor. Ben bu yüzden diyor ne yaptım diyor. Biyolojik mücadeleyi tercih ettim diyor. Biyolojik mücadeleyi tercih ettim diyor. Doğadaki kimyasal atık birikimini azaltı biyolojik mücadele. Doğru mudur? Doğrudur tabii ki. Diğer canlı türlü üzerindeki olumsuz etkisi DDT kullanımına göre daha uzun süredir. Olumsuz bir etkisi yoktu biyolojik mücadelenin. Neden? Çünkü A ile B'yi ne yapıyorsun? Kapıştırıyorsun. Bakın anlık şekilde gerçekleşiyor. A, B'yi hak kırametine kavuşturursa eğer ki A devam ediyor yoluna abi. Bakın bu DDT gibi zarar vermez. Tarımsal ürünlerde verim artışı sağlanması sebebiyle ekolojik sürdürülebilirliği olumlu yönde etkiler. Doğrudur abicim. Neden? Çünkü ne yaptın abicim? Burada biyolojik mücadele yaptın ve zaten biyolojiye, tarıma da fazla katkı sağlamış oldun. Bu yüzden cevap C an geliyor. Yani DDT kullanımı 1950'li yıllarda çok fazlaymış bu arada DDT. Sonrasında kimyasal olarak kanserojen etkiye sebebiyet verdiği gerekçesi de yasaklanıyor arkadaşlar. Hala kullanan var mı? Var. Olabilir de tabii ki. E, hani o konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu kanserojen etkiye sebebiyet veriyor. Bilginiz olsun. Evet. Güncel çevre sorunları ikinci testimizde çözdük. Evet arkadaşlar. 1 Temmuz'dan bu yana e, yaklaşık olarak 10 bölüm ve çok fazlaca sayıda video çektim. Elimden geldiğince faydalı olmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Ee, TET kısmında burada konu anlatım ve soru bakımından noktalamış bulunmaktayız. Bundan sonra da deneme sınavlarımız olacak. 10 tane e, bilginiz olsun. Senin Seninbiyoji.net üzerinden de ulaşabilirsiniz deneme sınavlarının PDF dosyasına ve konu anlatım ve soru çözümlerine. Evet e, AYT kısmımız da Ekim ayı itibariyle başlayacaktır onu da takvimini daha sonraki derslerimde duyuracağım bilginize. Görüşürüz o zaman arkadaşlarım. Kendinize iyi bakınız. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Bu konuyla alakalı podcast çekeceğim bu arada. Ee, bilginize. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.